Futbolun şehirlerinde bu hafta güllerin ve göllerin şehri Isparta'dayız. Isparta dünyanın en önemli gül ve gül yağı üretim merkezi. Belki de birincisi. Doğal güzellikleriyle, yemyeşil tabiatıyla, kültürel ve tarihi mirasıyla bu programda Isparta'yı sizlere tanıtacağız. Hepimizin belki de çok yakından bilmediği güzellikleri ekranlarınıza getireceğiz. Tabii ki Isparta Spor'da var. 2 yılda 2 lig birden yükselen ve 2. ligde mücadele edecek olan Isparta Spor'un da bu başarısını sizler için araştırdık. Futbolun şehirlerinde yine dop dolu bir bölüm sizleri bekliyor olacak. Hadi Isparta'nın güzelliklerini hep birlikte gezmeye başlayalım. Isparta'da Kutlu Bey Camii'nin önündeyiz. Ulu cami olarak da adlandırılıyor. 15. yüzyılda ilk olarak yapılmış burası. Daha sonra 1900'lü yılların başında tekrar bir restorasyondan geçmiş. 1905 yılında tekrar açılmış cami ama 1915'teki depremde tamamen yıkılmış. Ondan sonra bir kez daha yapımına başlanmış ve o yıllar aslında işgal yıllarına ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına denk geldiği için cami aslında tam olarak da tamamlanamamış. Atatürk 1930'da Isparta'yı ziyarete geldiğinde caminin minaresi henüz tamamlanmamış. Şu arkamda gördüğünüz alanda garnizon o dönemde varmış. Ve garnizondan buraya doğru gelirken bu bina nedir diye sormuş. Cami demişler. Minaresi nerede demiş. Henüz tamamlayamadık paşam demişler. Onun üzerine Atatürk hemen bir talimat vermiş. Buraya bütçe çıkartılmasını istemiş. Ve o bütçeyle de caminin minaresi tamamlanmış, şu anki halini almış. Birkaç yıl önce yine yeni bir restorasyon bu kez içine yapılmış ve şu anda da Isparta şehrinin tam merkezinde, merkez noktasında Atatürk'ün minaresini yaptırdığı işte bu Kutlu Bey Camii yer almakta. Isparta dünyanın en önemli gül yağı üretim merkezi ve adeta bir gül bahçesi. Peki Isparta'ya bu özelliği kim kazandırmış? Gülcü İsmail Efendi kazandırmış. 1840 yılında Isparta'da doğmuş. 1880'de herkesin karşı çıkmasına rağmen burada gül üretimine başlamış. Bulgaristan'dan getirdiği fiderlerle birlikte. Bu yaştan sonra İsmail Efendi çalı çırpıyla uğraşıyor diye etrafındakiler biraz bu durumu garipsese de o devam etmiş. 1892 yılında ise ilk defa gül yağını üretmiş. Gül yağı gerçekten en pahalı malzemelerden biri, çok zor elde edilen bir yağ. Ama İsmail Efendi onu da başarmış ve bugün Isparta dünyanın en tanınan gül merkezi ise eğer bunu da İsmail Efendi'ye borçlu. Isparta'da gül pek çok yerde kullanılıyor. Gül yağı ve gül kozmetikte de en önemli maddelerden biri. Biz de şimdi nerelerde kullanılıyor, neler yapılıyor onları öğrenmek için bir dükkana geldik. Merve Kırmızıgül yanımızda. Bize bu konuyla ilgili bilgi verecek. Öncelikle şu elimdeki minicik şişeyle başlayalım. Bunun içinde gül yağı var. Evet.
Şu şişenin fiyatı nedir? 110 lira, 1 gram 1 yıl. 1 gramı evet, 110 lira. 110 lira. Litresi 110. Geçen yıl 7000 euro civarında oldu. Evet. Peki ben bunu çok dikkatli tutayım o zaman elimde. Siz de bana anlatın. Kozmetikte nerelerde kullanılıyor diye. Parfümün ham maddesidir ilk öncelikle. Parfümde kalıcılığı sağlamak için bilyonu kullanılıyor. Onun dışında yüz kremlerinin ve göğüs suyunun içinde karıştırıp cilde uygulanılıyor. Daha sonra masaj yağının içinde kullanıp masaj yapımında kullanılıyor. Gül yağı frekansa yüksek yağdır. Mesela bu aromaterapilerde kullanılıyor. Bu şekilde kullanım alanları çok var. Çok az ama koyuyor tabii, değil mi? Aynen. Yani bu kadar pahalı bir ürün olduğuna göre. Ya mesela gülsün ya da kremlerin içerisinde kullanıldığında 1 gram hepsini kullanılabiliyor aslında ama ama dediğim gibi buradanlıklarda falan kullanıldığında biraz daha az kullanılması gerekiyor tabii ki. Peki şöyle izleyicilerimiz anlaması için soruyorum ben. 1 litre hani o 7000 euroya satılan 1 litre gül suyunu, gül yağını özür dilerim elde etmek için ne kadar gül gerekiyor? 4,5 tondan 1 kilo yağ, 1 kilodan da 1 gram yağ çıkıyor. Yani yapımı çok zor bir yağ aslında. Evet. 4,5 ton gül gidiyor yani bunun için. Isparta dışında pek yapılan yok, yerde Isparta yok. Isparta dünyanın gül yağ ihtiyacını karşılıyor. %70'ini gül yağ ihtiyacını Isparta karşılıyor zaten. Peki gül yağ dışında gülün de gül suyu var. Sabunlarda kullanılıyor. Evet. Onlardan da bahseder misiniz? Önümüzde var hemen bu sabunlar zaten. Sabunların ve bütün ürünlerimizin içeriğinde zaten gül yağını kullanıyoruz zaten destek olarak. Çünkü dediğim gibi gül yağı çok cilde çok faydalı bir ürün. O yüzden bütün ürünlerimiz içerisinde, sabunların içerisinde gül yağı hepsinde var yani. Gelelim Isparta Spor'a. Tabii. İkinci lige kadar yükseldi. Evet, yükseldi. Futbolla ilginiz var mı? Var. Yani babamdan dolayı evet var birazcık. Ben de ilgileniyorum. Peki, Isparta Spor'un bu başarısıyla ilgili ne söylemek istersin? Öncelikle şunu söyleyeyim. Benim babam da zaten maç futbol aşığıdır. Bir dönem kendisi de Isparta Spor'da oynadı. Ve kardeşim geçtiğimiz yıllarda da Isparta Spor'da oynadı. Tabii umut ediyoruz ki Isparta Spor yükselsin, daha iyi yerlere gelsin, Süper Lig'e gelmesini biz de çok istiyoruz. Yani, Isparta Spor'un renklerini de taşıyorsunuz. Evet, renklerini taşıyoruz. Pembe giyiyoruz, pembe yeşil. Isparta Spor'da forma giydim. Sonra değişik takımlarda da futbol oynadım. Yaklaşık 3-4 sezonda bölüm bölüm Isparta Spor'da görev aldım. Isparta güzel bir şehir, futbol şehri. Maalesef zamanında bir küme düştük. Onun arkasından Atakan Başkan vesilesiyle her sene bir kategori atladık. Şu anda 2. ligdeyiz. Acele etmememiz lazım. Birkaç sene 2. ligde mücadele ettikten sonra hedef koyup bir anda PTT'ye çıkmamız lazım. PTT'yi de Isparta şehri kaldırır. Güzel bir şehir, tatlı bir şehir, tam futbol şehri. İnşallah Atakan Yazgan sayesinde, sayın hocalarımız Tarık Hoca, Gökhan Çelebi hocam sayesinde de biraz kalıcı olduktan sonra PTT'ye çıkarız. Rahatlıkla PTT'de de seyir zevki yüksek maçlar seyrettiririz vatandaşlarımıza. Yani Isparta halka olarak futbolu hakikaten çok seven bir memleket. Elinden gelenin de fazlası zaten yapmaya çalışıyor. Birinci lig için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Biz seyirci olarak, esnaf olarak tabii yönetim zaten elinden geldiği kadar her şeyi yapmaya çalışıyor. Isparta Spor'da başkan, milletvekilleri, halk bütünleşerek, el ele vererek, esnaf arkadaşlarımızla beraber inşallah birinciliğe çıkaracağız. Taraftar 10.000, 15.000 seyirci oluyor. Isparta Spor'a ilgi çok yoğun. Esnaf olarak, memur olarak, bütün siyasi olarak el ele birinciliğe odaklandık. Hedefimiz Süper Lig. İnşallah çıkacağız. Yeşil pembe gönlüm sende diyorum ben. Isparta Spor'umuz için iyi, güzel bir şekilde oldu. İnşallah ikinciliğe çıktık. Tekrar kendisine başarılar diliyorum. İnşallah daha şeyler, yükseklere çıkmayı başarı diliyoruz. Isparta Enstem olarak yanındayız. Her zaman destekçiyiz Isparta'mız için. İkinci ligden çıkan Isparta Spor'umuza başarılar diliyorum. İki senede Bal Ligi'nden İlk önce 3. lige, daha sonra 2. lige çıkan takımımızı hiç durmadan 1. lig ardından Süper Lig'de görmek istiyoruz.
İnşallah hedefimize ulaşırız en kısa sürede. Isparta Sporumuz Bal Ligi'ndeyken 15 bin seyirciyle oynayan bir takım. İnşallah Süper Lig'e çıkınca, stadımızda yapılınca 20-25 bin taraftarımızla Isparta Sporumuzu Fenerbahçe ile Galatasaray'la da burada görmekten gurur duyarız. Onları da en güzel şekilde ağırlarız inşallah. Isparta'da ne yenir dediğimiz zaman bizi gönderdikleri adres tam da burası işte. Burada fırın kebabı yemeye geldik. Fırın kebabının yanında başka ürünler de var. Hüseyin Usta ile birlikteyiz. Tam 4 kuşaktır bu işi yapıyorlar ve geleneksel hale gelmiş durumda artık. Öncelikle tarihçesiyle başlayalım Usta. Şimdi Isparta fırın kebabı 1800'lü yıllara dayanan bir tarihimiz var. Benim dedem 1851 yılında Orta Asya'dan işte Türkiye'ye göç olduktan sonra burada Yunanların yanına giriyor çırak olarak. Onların yanında çıraklık devam ederken Isparta fırın kebabını başlıyor. Sonra da kebapçı Kadir babam, 3. kuşak. Kebapçı Kadir oradan devam ederek ben şimdi 4. kuşak olarak 50 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Peki, çok lezzetli. Biz de zaten az önce tadına baktık. Özelliği nedir? Neden yapılır? Neden bu kadar diğer kebaplardan ayrılıyor ve insanlar bunu bu kadar seviyor? Türkiye'nin her yerinde kebap var. Adana kebap var, Konya kebap var, Büryan var, Kuyu kebabı var. Burada da Isparta fırın kebabı. Bizim kebabımız diğerlerine göre farklılık arz ediyor. Kendine özel bir taş fırınımız var. Ortasında odun alev yeri var. Etrafında bakır kazanlar var. Etrafına kaburgaları, çiğ kaburga, kuzu, oğlak ve erkek etinin kaburgalarını paralel olarak sıralıyoruz ve etrafına sıralıyoruz. Daha sonra da odun alevin karşısında 2,5 saat, 1 saatte kendi kozuyla kalıyor ve zararlı yağlar olduğu gibi tavanın içerisine akıyor. 5 kiloluk kaburgayı fırına sürdükten sonra 2,5 kilo olarak düşüyor. Ve zararlı yağ diye bir şey kalmıyor. Bunun kemiğinin harici her yerinin yağlısını bile makbul. Zaten bizim burada yağsız kebap pek makbul değildir. Değil. İnsanlar muhakkak yağlı olsun. Şöyle pideyi banarlar, içerisine koyarlar ve şuralarından yağlar akarak gelir. Tabii erkeç dedi bu. Onu soracağım yani. Dedemin zamanında burada erkeç üretilirdi. Şimdi de var ama biraz yağlı olduğu için tercih edilmez oldu. Şu an neden yapıyor? Esas erkeç, oğlak ve kuzu. 3 etin kaburgası. Başka bir şeyden olmuyor. Biz de şu anda süt kuzusu ve oğlaktan yapıyoruz. O da mevsimlik zamanlarda. Bazen oğlak oluyor, bazen kuzu oluyor ama kuzu her daim bulunuyor. Herhangi bir işlem geçiyor mu et? Et sadece çiğ olarak dediğim gibi kaburganın sadece böbreğini alıyoruz. Kan damarlarını alıyoruz. Daha sonra da şişe takıp direkt alevin karşısına fırına sürüyoruz. Hiçbir marinasyonu falan yok. Tuz da yapmıyoruz, baharat da koymuyoruz. Hiçbir şey yok. Direkt eti et gibi atıyoruz ve müşteriye et olarak ikram ediyoruz. O zaman lezzete bakacağız ama tabii biz Isparta Spor'u da soracağız. Evet. Isparta Spor hızlı bir çıkışta. Evet, inşallah. İkilik birden yükseldi. Arkesin. Hedef nedir şu anda? Vallahi hedefimiz Süper Lig. Yani biz artık ben 56 yaşındayım. Bizim çocukluğumuz Isparta Spor'la yattık, Isparta Spor'la kaldık. Biz bütün deplasmanlarına giderdik çocukken, babalarımız götürürdü. Yani o zamandan beri hastalığımız, sevgimiz o. Şimdi inşallah bunun üzerinde ikincilik, arkasından birincilik niyetimiz. Ondan sonra da Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Şampiyon her sene olmak isteriz. Çünkü bir şehirde yaşıyoruz. İlçe takımları var, ligin üst taraflarında. Biz bir şehir takımı olarak, Isparta olarak, futbol takımımız. Evet. Neden olmasın? Neden biz Süper Lig'de olmalı? Neden Fenerbahçe, Galatasaray buraya gelip bu güzellikleri tatmasın? Yani biz onu istiyoruz. İnşallah birincilikte ve üçüncülükte görmek istiyoruz. Çok teşekkürler sana. Ben teşekkür ederim.
Isparta'da halı müzesindeyiz. Isparta denince ilk akla gelen şey aslında gülle birlikte halı. Ve Isparta'da halının tarihçesi de bayağı bir eskiye dayanıyor. Rehber Gülşen Saban'la birlikteyiz. Halıyla ve Ispartalısı ile ilgili bilgileri ondan alacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Tarihçesiyle başlayalım. 1800'lü yılların sonu, yani 1890'larda başlıyor aslında. Önce köylerde ve merkezde, merkez mahallelerde atölyeler kuruluyor. Uzun bir dönem bu şekilde devam ediyor halı dokuyuculuğu. İlk başladığında Ispartalısının kalitesi 38'e 38 kalitede başlayıp daha sonrasında 26'ya 33 kaliteye indiriyor. Yani halıdaki 10 santimde enine 26, boyuna 33 düğümün atılması gerekiyor. Akabinde Ispartalısı şöyle, ilmesi yün, atkısı ve çözgüsü pamuktur. Bunun dışında kullanıldığı motifler, genelde bitkisel motifler ele alınmış. Ağırlıklı bir renk var mı? Ağırlıklı rengi lacivert ve gül kurusu renginde, kiremit rengi, natural renk dediğimiz yünün kendi orijinal renginin de dokunmuş halılar var. Bunlarda modeller tabii değişiyor. Madalyon, köşe göbek, sertme, raporlu, gülistan, üzümlü diye birçok modeli var. Ne kadar eski bu halılar? Yani burada en eski örnek verebileceğim 1930 ve 1940'lara ait olan halılar var. Bir de Ispartalısında kesinlikle kök boya kullanılmamıştır. Bir de şöyle bir özelliği var, tek düğüm dediğimiz, yani bir çift düğüm kullanılıyor halılarda, bir de tek düğüm var. Bu Gördes ve İran düğümü olarak geçer. Isparta tek düğümü tercih etmiş. Son olarak da müze hangi tarihte açıldı? Müzemiz 2013 yılında açıldı. Isparta Belediyesi tarafından açıldı. Hala da o şekilde devam ediyor. Çok ücretsiz, da büyük bir müze, evet, 10 katlı. Ücretsiz bir müzemiz. Evet. Öyle herhangi bir ücretimiz yok. İçerisinde Ispartalısı genel olmak üzere farklı bölgelere ait halılar var. Ladik, Milas, evet. Kars. Bu şekilde ve yörük kilimi olarak adlandırdığımız, Toros kilimleri olarak adlandırdığımız da bir bölümümüz var. Herkes o zaman müzeyi gezmeye davet tabii. edebiliriz. Evet, bekleriz. Halı Müzesi'nde çok ilginç bir kattayız. Burada halı sanatçısı Ahmet Aksakal tarafından yapılan ve müzeye bağışlanan el dokuması halılar var. El dokuması şeklinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal Marşı, Çanakkale Savaşı'ndan bir enstantane, Kurtuluş Savaşı'ndan enstantaneler el dokuması olarak yapılmış. Gerçekten çok büyük maharet isteyen, çok büyük ustalık isteyen bir iş bu. Ama görsel anlamda da ortaya çok güzel bir eser çıkarmış. Ahmet Aksakal yaptığı tüm bu eserleri daha sonra buraya, müzeye de bağışlamış. Isparta'da son yıllarda çok popüler olan lavanta tarlalarından birindeyiz şu anda. Lavanta dediğimiz zaman aslında dünyada lavantanın en yoğun olduğu ve en çok bilindiği yer Fransa'da Provence bölgesi. Isparta'ya nasıl geldi peki bu lavanta? Biraz da onun hikayesini anlatalım. 70'li yıllarda aslında burası gülüyle ve gül yağıyla meşhur bir yer, biliyorsunuz Isparta. Fransa'ya da sürekli ihraç ediliyor buradan ve orada ilişkiler o nedenle biraz daha iyi. Fransızlar buradan gül yağı almaya geldiklerinde bölgenin coğrafyasını görüyorlar ve ya burası bizim Provence'a çok benziyor coğrafya olarak. Siz burada neden lavanta yetiştirmiyorsunuz diyorlar. Lavanta yetiştirilmesi için teşvik ediyorlar. Hatta buranın lavantasının en yoğun olduğu yer olan Kuyucak köyüne de her aileye 10 kök, 15 kök lavanta hediye ediyorlar. O şekilde lavanta üretimi de Isparta'da başlıyor. Fransızların dediği gibi burası o coğrafya. Ve bu coğrafya arasında büyük benzerlik var, onun için lavanta burada tutuyor. 70'li yıllardan sonra lavanta üretimi artıyor Isparta'da. 2016 yılında ise lavantanın biraz daha tanıtılması için bazı çalışmalar yapılıyor ve artık iyice gül kadar lavanta şehri olarak da Isparta biliniyor. Pek çok bölgede lavanta ekilmiş durumda. Hani televizyon teknolojisi giderek gelişiyor ama
Keşke şöyle bir imkan olsa da görüntü çok güzel biliyorum ama buradaki kokuyu da duyabilseniz. Müthiş güzel bir koku var, nefis bir koku var. O kokuların arasında ve arıların arasında biraz da biz bu anonsu yapıyoruz. Dediğim gibi hikaye böyle aslında Isparta'ya lavantanın gelişi. Ama şu anda önemli bir gelir kaynağı olmuş durumda. Hem Davraz'da, şu anda olduğumuz Davraz'da ve daha çok da Kuyucak Gölü'nde lavanta üretimi her geçen gün artıyor. Tabii biliyorsunuz görüntü çok güzel. Lavanta tarlaları ve sosyal medyada günümüzde bayağı popüler. Herkes fotoğraf çektirmek istiyor. Onlar için de artık turlar düzenleniyor. Bu da turizme bir katkı oluyor Isparta için. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'le birlikteyiz. Kendisiyle hem Isparta Sporu hem Isparta'yı konuşacağız. Buraya geldiğimizden beri gerçekten yemyeşil, çok güzel bir şehir gördük. Öncelikle Isparta ile başlayalım isterseniz başkanım. Evet, Isparta gerçekten Türkiye'nin en güzel şehirlerinden bir tanesi. Bizler bu şehirdeki o yeşiliyle, güneşiyle, toprağıyla ve suyuyla alakalı güzel, verimli toprakları olan bir şehir olarak biz de bulunduğumuz yerden çok son derece memnunuz. Isparta'mız akla ilk halıyla gelir. Isparta çok eskiden beri halı dokumacılığı önde olan bir ilimizdi. Ancak şu anda halıcılık kalmadı. Ve onun arkasından da marka olduğumuz bir ürün olan gül. Evet, Isparta deyince akla gül gelir. Gül deyince akla Isparta gelir. Bizler de bu gülü en güzel şekilde şehrimizde yetiştirerek hem ülkemize hem de başka ülkelere göndererek birçok üretimler yapılmasını sağlıyoruz. Tabii ki gülden sonra da lavantamız çok önemli. Lavantamızın da görselliği çok mühimdir. Her yıl yaklaşık sadece fotoğraf çekilmek için 1 milyonun üzerinde bir misafir alırız Isparta'mıza. Onun dışında bizler çok verimli bir toprak içerisindeyiz. Bizim meyve bahçesiyiz Isparta olarak. Göller bölgesi denir bize. 7 tane göl var çevremizde. Tropikal meyveler hariç her türlü meyveyi üretebilen bir bölgedeyiz. Burada elmada mesela biz Türkiye birincisiyizdir. Turizm anlamında çok güzel bir yere geldik Isparta olarak. Davraz Dağımız var, kayak merkezimiz. Burada birçok takımlar bizim Isparta'mıza gelerek kamp yaparlar orada. Futbol takımları ve diğer spor kulüpleri. Futbol takımlarımızın yurt dışına gitmesine, farklı yerlere gitmesine hiç gerek yok. Bugün 1600 rakımlı ve çok güzel altyapısı olan bir yer olan Davraz Dağımız her türlü imkana sahiptir. Merkezimizde de gelen sporcularımızın konaklayabileceği çok güzel 5 yıldızlı güzel otellerimiz de var. Bu altyapımız çok önemli. İkincisi, biz bu yıl 16 tane mahallemize 16 tane semt sahası yaptık şu anda. Bitirdik ve hizmete sunduk. Onun dışında ikinci bir inşaatımıza başladık. Orada kapalı bir yüzme havuzumuz var. Yale Olimpik bir tane kapalı spor salonumuz var. Bir tane de UEFA standartlarında sentetik halı sahamız var. 1000 kişilik tribünlü. Isparta'mızda ayrıca 2 tane de büyük stadımız var. Evet. Yani gece aydınlatması olan merkezimizde Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzün kontrolünde. En son çıkmış olduğumuz ihalede 17 kilometre bisiklet yolumuzu bitirmek üzereyiz. Bundan sonra yeni önümüzdeki mecliste alacağımız kararla 20 kilometrelik ikinci birine daha çıkıyoruz. Onun dışında voleybol olsun, basketbol olsun, o 16 semt sahamızın içerisinde onları oynama imkanımız da var. Kapalı spor salonlarımız. Yani bugün Isparta'da toplamda en az 5 tane kapalı spor salonumuz var. Spor okullarımız var. Çok güzel çocuklarımız, altyapıdan yetiştirdiğimiz okullarımız var. Isparta Spor'da soracağım. Şimdi evet. Geçen yıl playoff ve bir üst lige yükseldi. Öncelikle Isparta'da futbol sevilir mi? Isparta'da maçlar sırasında neler yaşanır? Bizler yıllarca Bal Ligi'nde ve 3. Lig'de oynayan bir şehirdik. Şu anda biz çok büyük bir başarıyla Bal Ligi'nden 3. Lig'e çıktık. Aynı yılda tekrar 2. Lig'e çıktık. Çok başarılı bir sezon geçirdik. Yani aslında bir hayal gibi. Yani böyle bize deselerdi 2 sene önce, 2 yıl sonra 2. Lig'desiniz. Buna herkes gülerdi. Daha büyük hayaller var mı peki? Var tabii. İnşallah bundan sonra bir üst birincilik kendimizi kabullendireceğiz. İkincilikte bir varlığımızı hissettireceğiz. Ondan sonra da hayal bize neresi? Yani bir süper lig hayali. Süper lig. Bazen böyle ilçe takımlarını süper liglerde görüyoruz. Kendi aramızda konuşuyoruz. Biz bir il olarak neden hala üçüncülükteyiz?
bal ligindeyiz. Bu doğru bir şey mi? Ayıp değil mi diye kendimizi çok eleştirdik. Evet. Ondan sonraki yapmış olduğumuz bir atakla buraya kadar gelebildik 2 yıl içerisinde. Bundan sonra da Süper Lig Allah'ın izniyle. Güzelce o gol diye bağırdığınız sesler Isparta tarafından gelir inşallah. İnşallah. Ve o başarılarla da Isparta'mızın bilinirliğini, Isparta'mızın işte ülkedeki yerini daha iyi bir şekilde anlatabiliriz. Ben de bir belediye başkanı olarak şehrimin çok daha kaliteli yerlerde daha iyi işler yapabilmesi, insanların daha çok bilmesi gerektiği inancıyla görev yapıyorum. Onun için inşallah Yüce Rabbim bizlere nasip eder. Biz de sizlerin o güzel ekranlarında her hafta boy gösteririz. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Bak, ben teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize saygılar sunuyorum. Isparta, Yalvaç'ta Pisidia, Antiokya, Antik Şehri'ndeyiz. Burada şehrin en üst noktasındaki Augustus Tapınağı'ndayız. Burada yapılan çalışmalarla ilgili, ortaya çıkarılan Antik Şehir'le ilgili bilgiler alacağız. Uzman arkeolog Habibe Uğuz yanımızda. Öncelikle buranın tarihçesiyle başlayalım isterseniz. Şöyle gerilere doğru gittiğimizde neler olmuş burada? Antik kaynaklardan yani yazılı kaynaklardan kentin kuruluşunun Helenistik dönemde Seleukos Hanedanlığı tarafından kurulduğunu biliyoruz. Fakat kentte ve çevresinde yapılan çalışmalarda hemen kente 5 kilometre mesafe uzaklıkta bulunan Menkustal alanında kentin Helenistik dönem öncesinde Neolitik döneme kadar gittiğini bilmekteyiz biz kendi araştırmalarımızla. Seleukos Hanedanlığı'nda kalan kent M.Ö. 333 yılında Bergama Krallığı'na dahil oluyor ve daha sonra Roma'nın egemenliğinde kalıyor ve Roma kente çok büyük önem veriyor. Çünkü kentin önemi şu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'dan hemen İç Anadolu'ya geçişte tam bu bölgelerin kesişim noktasında kurulmuş olmasından dolayı oldukça önemli. Ve aynı zamanda Pisidia bölgesinde kurulan diğer Roma koloni kentlerine Roma başkentliği yapmış olan bir antik kent. Bizans döneminde kentin önemini arttıracak olan diğer bir olay ise St. Paul'ün kente gelmesi ve Hristiyanlığı yaymak için ilk vaazını burada vermiş olması. Ve daha sonrasında M.Ö. 7. yüzyıldan itibaren de Arap kente gelen Arap akınlarıyla beraber kent şu anki bulunduğumuz noktadan biraz daha ovaya doğru günümüz Yalvaç ilçesinde ilçesinin olduğu konuma taşınmıştır. Tabii St. Pauli'nin burada kilisesinin olması Hristiyanların her yıl hacı olmak için buraya gelmelerini de sağlıyor. Pek çok Hristiyan buraya gelip hacı oluyorlar yıl içerisinde tam da bu mevsimlerde aslında baktığımız evet. zaman. Helenistik dönemden sonra Roma'nın aldığı her şehire çok büyük yapılar kattığını biliyoruz. Biraz da buradan bahsedelim içinde bulunduğumuz Augustus Tapınağı'ndan. Kent Roma döneminde Lus Italicum serbest şehir olma hakkı tanınan kentlerden bir tanesi olması açısından önemli. Burası bir koloni kenti olmasından dolayı buraya birçok emekli askerleri bu kente yerleştirerek burayı bir askeri kent konumuna getirmiş Roma. Burada az önce tapınağın içerisini gezerken dünyada tek olma özelliği taşıyan bir bölgeden evet. bahsettiniz. Onu da anlatır mısınız? Şu açıdan dünyada başka örneği olmayan bir tapınak, tanrılaştırılmış olan bir imparator için bütün bir anakaya oyularak tapınak tamamen anakaya'dan inşa ediliyor. Bu özelliğiyle de dünyada tek evet, olma evet. özelliğini taşıyor. Ve aynı zamanda diğer bir tapınak olan Men Tapınağı da yine aynı özelliklerden dolayı o da dünyada Men Tapınağı'nın bilinen ilk örneklerinden bir tanesi olması açısından önemli. Evet, buraya geldiğiniz zaman sadece bu tapınak yok. Tapınak en üst bölgede yer alıyor. Aşağıda 5000 kişilik bir tiyatro ortaya çıkartılmış. Yine çok geniş ana caddeleri ve dükkanları da görebiliyorsunuz. Güzel bir antik şehir. Isparta'ya, Yalvaç'a gelip buraya gezmenizi tavsiye ederiz.
Türkiye'nin en büyük dördüncü gölü, aynı zamanda en büyük ikinci tatlı su gölü olan Eğirdir Gölü'ndeyiz. Gölde tekne gezisi yapıyoruz. Gerçekten çok güzel bir doğası var. Ve gölün üzerinde de iki ada var. Hemen arkamda Can Adayı görüyoruz. 1930 yılında Atatürk'e hediye edilen bir ada burası. Atatürk daha sonra tabii Eğirdirlere yeri hediye edilmesini söylüyor. Üzerinde yerleşim olmayan bir ada. Ama biraz ileride tekne gezisine devam ettiğimizde göreceğimiz Yeşilada var. Orada hem yerleşim var hem de özellikle restoran bölgesi ve turistik bir bölge olduğunu söyleyelim. Oraya gelip yemek yiyenler ve hoşça vakit geçirenler olduğunu görüyoruz zaten. Dediğim gibi muhteşem bir doğadayız ve şu anda gölün üzerinde teknede ilerliyoruz. Eğirdir Gölü'nde bu tekne gezisini yapmanızı sizlere tavsiye ederim. Buraya gelmişseniz bu tekne gezisini yapmadan dönmeyin. Isparta'da Eğirdir Gölü'nün kenarındayız. Daha doğrusu Eğirdir Gölü'nün kenarındaki bir plajdayız. Plaj diyorum çünkü burada göle girenlerin sayısı bir hayli fazla ve yazın burada özellikle hafta sonlarında yer bulmak bir hayli güç. Göle geldiğimiz zaman aslında baktığımızda deniz seviyesinin yaklaşık 1000 metre üstündeyiz şu anda. Türkiye'nin en büyük dördüncü gölü ve ortalama derinliği de 12 metre civarında. Göl üzerinde elektrikli teknelerle turlar da yapılabiliyor. Bunun yanında göle girip serinlemek isteyenler de buraları kullanıyorlar. Tabii tatlı su gölü olduğunu hatırlatmakta fayda var. Onun için biraz iyi yüzme bilenlerin gölde açılmalarını tavsiye ederiz. Kenardan şu anda olduğu gibi çocuklar ve diğer halk gölün kenarında serinlemek için bu fırsatı değerlendiriyorlar. Eğirdir gerçekten tam bir doğa harikası. Çok güzel. Şurada gölün kenarında durduğunuz zaman bu güzelliği bir kez daha görebiliyorsunuz. Isparta, Eğirdir'deyiz. Eğirdir'de tarihi yapıların olduğu bölgedeyiz aslında. Burada Hızır Bey Camii ve Dündar Bey Medresesi yan yana yer alıyor. Öncelikle tabii Hızır Bey Camii ile ilgili bilgi alacağız. Kimden alacağız? Fatih Bilgiç o konuda bize bilgileri verecek. Nedir tarihçesi önce? Barbaros Bey, burası 1300 yılların hemen başında Hamitoğlu Beyliği döneminde yapılmış. Daha sonraki yangınlarda veya depremlerde zarar gördükçe de tadilatları yapılmış. İçeriye girdiğimizde göreceksiniz ahşap sütunlar var. Bu sütunlar 1800 yılların hemen başındaki tamiratlarda buraya getirilip yapılmış. İlk önce yapıldığında çatısı toprak damlıyken daha sonrasında 1800 yılların sonundaki son tamiratta da artık kiremitli kırma çatıya geçilmiş. Kapısı birazcık da Selçuklu dönemi yapısı gibi gözükür. Taç kapı. Taç kapı, evet, bildiğimiz taç kapı aslına bakarsak. Çünkü hemen Selçuklu döneminin arkasında, Hamitoğlu Beyliği döneminde yapılmış bir yapıdan bahsediyoruz. İçeride de yine aynı şekilde Selçuklu sanatının devamı olarak içerisi çok sade ama dışarıdan baktığınız zaman ihtişamlı bir yapımız var. Tabii kapı birbirine geçme tekniğiyle de yapılmış. Onu da hemen söyleyelim. Evet, evet, o şekilde de ilginç bir yapısı var. Aynen. Bir de içeride kar birikiyormuş galiba. Evet, evet. Şimdi yine bu Selçuklu camilerinde uygulanan bir yöntem. Çatının tam ortasında, merkezde bir aydınlatma feneri var. Bu aydınlatma feneri kışın üzerine kar yağdığı zaman çatının oradan içeriye kar basılıyor. Daha sonrasında yaz geldiği zaman bu kar çukurundaki kar, hatta buz diyelim, içeriye hem bir serinlik veriyor hem içerideki ahşabın nemini koruyor ki ahşap sütunlar böylelikle çatlamamış oluyor. Çok güzel. Şimdi de Dündar Bey Medresesi'ne geçelim isterseniz. Orayla tabii ilgili bakalım. Buyurun. Hızır Bey Camii'nden Dündar Bey Medresesi'ne geldik ama
Bu arada belki de Türkiye'deki en ilginç minarelerden biri var. Önce o minareyle başlayalım. Minaremiz hocam dış sur duvarının üzerine yapılmış. Hızır Bey Camisi'nin minaresi ve dış sur duvarının üzerine yapılmış ve altında insanlar geçebiliyor. Yani bir kemer üzerine yapılmış bir minareden bahsediyoruz. Çok örneği yok. Çok örneği yok. Dünyada tek diyorlar ama benim gördüğüm kadarıyla nadir örneklerden biri diyebiliriz. Altından yürüyerek geçilebilen bir minare. Ve oradan geldik tipik bir Selçuklu medresesi aynen. olan Dündar Bey Medresesi'ne. Evet. Burayla ilgili tarihi bilgi nedir? 1200 yılların hemen sonunda yapılmış. Bölgede Anadolu Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra Hamitoğlu Beyliği kuruluyor. Bu beyliğin kurucusu Dündar Bey de buraya bir medrese yaptırmış. Bina ilk yapıldığında iki katlı olarak yapılmış. Yalnız sonraki yıllardaki yangınlar nedeniyle ikinci kat çöktüğü için şu anda bir katını görebiliyoruz. Klasik bir aslına bakarsanız Selçuklu yapısı. Orta bir avlumuz var, etrafında ders odaları ve karşıda eyvanımız var. Bu arada kapıda girişte gördüğümüz kapı da gerçek Selçuklu kapısı. Daha önce Eğirdir'e Gıyasettin Keyhüsrev döneminde 1247 yılında bir han yaptırılmış. Bu han daha sonraki yıllarda zarar görünce bu çok süslü kapısı ayakta kalmış. Bu kapıyı da bu medrese yapılırken Dündar Bey emrediyor ve kapı buraya getiriliyor. Bu medresede kullanılmış. Evet, çok gezilen bölgenin en önemli tarihi yapılarından ikisini sizlere tanıttık. Teşekkürler. Evet, rica ederim. Eğirdir Kalesi'nin önündeyiz. Eğirdir ya da eski dönemdeki adıyla Akrotiri. Kale aslında dış duvarları, dış sur duvarları şu an arkamızda. Lidyalılar döneminde ilk olarak yapılmış bu kale. Daha sonra Bizans döneminde ve Selçuklu döneminde de pek çok kez tadilattan geçmiş, yıkılmış, yeniden yapılmış. Ama gölden gelecek saldırılara karşı şehri korumak için yapıldığı biliniyor, söyleniyor. Şu anda da kalan sur duvarları arkamızda gözüküyor. Eğirdir'e geldiğiniz zaman mutlaka yine gezmeniz gereken yerlerden biri de bu tarihi kale. Isparta, Eğirdir'de Yeşilada denen bölgede ki çok da güzel bir bölge burası. Aya Stefanos Kilisesi'nin içerisindeyiz. Burası Bizans dönemindeki azizlerden biri olan Aya Stefanos anısına yaptırılmış. 19. yüzyılda bu son halini aldığını biliyoruz. Aslında bu bölgede önceleri pek çok kilisenin olduğu ve Rum nüfusunda çoğunlukta olduğu söyleniyor. Ama sonrasında hem o kiliselerden günümüze ulaşan çok fazla örneği kalmamış. Aya Stefanos Kilisesi o örneklerden belki de tek ayakta kalanı. Bugün hangi amaçla kullanılıyor? Bugün Eğirdir Halk Eğitim Merkezi'nde. Burada çocuklara pek çok eğitim veriliyor. Müzik eğitimi onlardan biri. Biz de buraya geldiğimizde aslında çekim için içeri girerken çok güzel bir piyano sesi bizleri karşıladı. Merak ettik kim çalıyor diye ve onu bir kez de sizlerin dinlemesini çok istedik. Şimdi isterseniz Asude ile sizi baş başa bırakalım. Evet Asude. Thank you.
Isparta Spor Başkanı Atakan Yazgan'la birlikteyiz. 2 yılda 2 lig çıkan kulüp 2. ligde mücadele edecek bu sezon. Evet. Öncelikle tabii bu başarının sırrını soralım, onunla başlayalım. Sonra başka sorularımız olacak. Başarımızın sırrı inanmışlığın zaferi. Zaten sloganımız da zafer inananlarındır. Sloganıyla geçen sene maçlara çıktık. Vallahi yönetimiyle, teknik heyetiyle, futbolcusuyla bu başarıyı elde ettik. İnşallah bu sene de bunu devam ettirmek amacındayız. Tabii bu malum hastalık, evet, pandemi süreci, maçları seyircisiz oynamak zorunda kaldık. Dolayısıyla bu zor şartlarda bu başarıları elde ettik. 28 Temmuz geçen sene, 24 Mayıs bu sene, yani 9 ay 24 günde iki lig birden atladık. Isparta büyük ve önemli şehirlerinden biri Türkiye'nin. Evet. Futbolda çok seviliyor. Futbolun bu kadar bir sevildiği yerde hedefler biraz daha büyük olmalı diyor taraftarlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Isparta Spor hedefi nereye koymalı? Vallahi şimdi altyapılara önem veriyoruz. Belli bir sene Isparta Spor Bal Ligi'nde kalmış. 2 senedir biz yönetimle beraber göreve geldikten sonra altyapılara da önem vermeye başladık. Şimdi genç 3 tane Isparta'dan futbolcumuzu profesyonel yapıyoruz. Zaten genç bir takımız. Geçen sene 21,5 yaş ortalamayla şampiyon olduk. Bu sene de tahminen 23-23,5 yaş ortalamasıyla maçlara gireceğiz. Peki stat'tan bahsetmişken ben görüyorum ki burada ışıklandırma var. Evet. Zemine geldik, mükemmel zemin var. Mükemmel. Tesis de çok önemli aslında, evet, başarıda. Evet. Bunlardan da biraz bahseder misiniz? Şimdi şöyle, bizim şehrimiz hakikaten tabiat olarak futbol oynamaya çok elverişli. Bilhassa sezon başı yaz kamplarıyla ilgili önümüzdeki seneden itibaren takımları Isparta'ya getirmeye çalışacağız. Bir Davraz Dağımız var. Evet. Orada şu an 3 tane sahamız var. 2 tane daha saha yapacağız. Çok yakın bir zamanda inşallah yeni tesislerimize geçeceğiz. Şu an sahamızın arkasında tesislerimizde bulunuyoruz ama daha büyük, daha iyi bir tesis yaptıracağız belediye başkanımıza inşallah. Ama ışıklandırma da çok önemli tabii. Işıklandırmamız da var. Gece maçlarımızı da bu sezon, geçen sezon oynadık. Bu sezon da Ekim sonuna kadar gece maçları oynayacağız, lig maçlarını. Başkanlık döneminizde ya da daha öncesinde taraftarlık dönemi de olabilir. Unutamadığınız maç burada hangisi desem? 99-2000 yılında şampiyon olduğumuz maç oldu. O maç ligler bitmesine 2 hafta kala şampiyon olmuştuk burada. İkinciye çıktığımız zaman da Göztepe, Altay, Karşıyaka, Aydın, Eskişehir hep rakiplerimiz bunlardı. Bunları yenerek 6-7 hafta lider götürdük. Yine o zaman bir genç takımımız vardı, gençlerden oluşan. Yani söyleyeceğim şu, biz biraz gençlere önem veriyoruz. Böyle de yapmaya devam edeceğiz takımları. Hayalde neresi var peki? Hayalde Süper Lig var. Bir gün olur mu Isparta'da? İnşallah. Zafer inananlarındır. Diriliş Isparta Spor. Çok teşekkürler, sağ olun. Isparta Spor Teknik Direktörü Tarık Söyleyici ile birlikteyiz. Tarık Hocam, 2 yılda 2 lig çıkan bir takım. Evet. Üstelik de Isparta'yı en iyi bilenlerden birisiniz siz. Estağfurullah. Bu başarının sırrını size de soralım önce. Nasıl oldu bu iş? Tarihimizde, geçmişimize bakıldığında Süper Lig'i görmedik ama geçmişte iyi futbol oynayan ve mazisi milli takım ve 3 büyüklerde oynamış futbolcu ve teknik adamların oynadığı bir kulüp. Dolayısıyla hakikaten özel, güzel bir kulübümüzdür. Son 2 yıl içinde de Atakan Bey Bal Ligi'nden takımımızı aldı. Önce 3. lig, sonra da 2. lig. Peki bu yıl genç bir kadro var. Evet. Genç bir kadro öyle. Geçen yıl da öyleydi. Evet. Bu yıl evet, da öyle. Evet. Hedefleri sorayım son olarak size. Ben bu yıl son anda göreve getirildim. Ve kampımızı Davraz'da yaptık. Tabii biz gelinceye kadar Atakan Bey genç bir takım oluşturmuş. İyi bir uyumumuz var. Teknik heyetteki işte yardımcılarım Gökhan Hoca, Caner Hoca, İbrahim Kubilay Hoca. Çocuklarla da iyi bir diyalog var. Fakat gerçekçi olmak lazım. Yani 2. ligde bizim kalıcı olmamız lazım. Kesinlikle. Önce kalıcı olmamız lazım. Daha sonra da mutlaka ve mutlaka 20 yıl önce şu an konakladığımız tesisi Atakan Yazgan başkanımız yapmıştı. Tabii o şimdi lig idare ediyor ama bizim mutlaka başarıdaki devamlılığın en büyük kriterleri
kendi tesisimizi bizim mutlaka yapmamız lazım. Böyle bir 80-100 kişi evet. kapasiteli, önünde 2-3 tane sahası olan, bu işin çekirdeğinden yani mutfağından gelen ricam şu. Başarının en büyük kriteri devamlılıkta tesis ve altyapı. Mutlaka ve mutlaka bizim Isparta evet. sporumuzun kendini özel tesislerimiz olması lazım. Zaten Atakan Başkanımızın da en büyük hayali bu. Tesislerini yapıp kalıcı gelir kaynaklarını oturup evet. altyapısını kurup Isparta Spor'u kendi ayakları üzerinde tutup kendinden sonraki dönemlerde de yaşamasını istiyor. Bu arada da Isparta futbol kentimiz ve inanın müthiş bir taraftar kitlesi var. Tıka basa taraftar maça geliyor. Bu da büyük bir avantaj sizin çok için. Çok büyük bir avantaj. Başarılar diliyoruz bu sezon çok için. Çok teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Çok sağ olun hocam. Teşekkürler. Önce şöyle söyleyeyim, bildiğiniz üzere 2 senede 2 şampiyonumuz var. Bal Ligi'nden Atakan Başkanımızla beraber burada güzel bir oluşum oluştu. 2 senede 2 şampiyonluğu yaşadıktan sonra burada oynamanın nasıl bir duygu olduğunu, nasıl bir heyecan verdiğini hem taraftara hem Isparta şehrine tattırmış olduk. Biz de bunu tabii ki hazır yaşadık hep beraber. Biz bu şehire yakışır şekilde futbol oynayıp layık olmaya çalışıyoruz. Zaten bu geçmişteki başarımızda 2 senelik şampiyonluğumuzda bunlara örnekleridir. Bunları başardık. Ya bu sene de tekrardan yeni bir oluşum oluştu. Yeni gelen arkadaşlarımız var. Geçen seneden kalan arkadaşlarımız var. Aynı şekilde genç bir ekip kuruldu. Aynı şekilde tekrardan bu ligde adımızdan söz ettirip bu şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz. Isparta Spor'un renkleri yeşil pembe. Tabii Gülkent diye de geçiyor. Güllerin şehri olarak geçiyor. Kırmızı olsun, pembe olsun. Ama bizim takım formalarımızda daha çok pembe ağırlıklı. Yani bunun anlamı hem bu şehir için çok büyük hem de zaten üzerimizde giydiğimiz formanın anlamına da bu da yansıyor. Biz de bu formanın altında pembe rengi de giymekten gayet mutluyuz. Yani Türkiye'de Süper Lig'de olsun, PTT'de olsun ve alt liglerde olsun çok fazla bu rengi taşıyan takım yok. Üstümüzde görmüş olduğunuz gibi antrenman formamız da buna keza aynı şekilde eşlik ediyor. Futbolun şehirlerinde bu hafta Isparta'daydık. Güllerin ve göllerin şehri Isparta. Doğal güzelliğiyle herkesi büyüleyen bir yer. Dağlarıyla, gölleriyle, verimli topraklarıyla, ovasıyla Isparta'yı bu bölümde sizler için tanıtmaya çalıştık. Isparta'yı gezdik, tozduk, en son Eğirdir'e geldik. Türkiye'nin en büyük 4. gölü, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük 2. tatlı su gölü Eğirdir. Ve tam Eğirdir'i de tepeden gören bir noktadayız. Tüm ihtişamıyla arkamızda uzanıyor. Isparta'da gezecek, görecek çok şey var ve tabii ki Isparta Spor. Isparta Spor'da bu programda sizler için enine boyuna ele aldık ve Isparta Spor'un hedeflerini sizler için sorguladık. Isparta bölümümüz yine diğer bölümlerde olduğu gibi dop dolu. Dedim ya burası güllerin ve göllerin şehri. Aynı zamanda da Lavanta'nın da başkenti diyebiliriz. Tüm bu güzellikleri programımızın içinde bulabileceksiniz. Sizlere bu hafta Eğirdir'den, bu güzel manzaradan veda ediyoruz. Önümüzdeki hafta Türkiye'nin bir başka noktasında tekrar birlikte oluncaya dek hoşça kalın.